Sizi sürekli aşağı çekecek negatif insanlar, sizin hedefinize engel olan, taş koyan negatif insanlarla baş etmenin 7 pozitif yolunu bugün anlatmak istiyorum. Bu konuyla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına lütfen yazın. Bununla beraber sevdiğiniz dostlara, arkadaşlara bu videoyu gönderin ki YouTube algoritmasından dolayı daha fazla insana yardımcı olalım, yol gösterelim. Şimdi bu bize yabancı değil, negatif İnsanlar her tarafta var. Arkadaşımız, dostumuz, akrabamız. Bunlar bize yabancı değil değerli arkadaşlar. Hepimiz olumsuz bir arkadaşımızın veya meslektaşımızın yan etkilerine maruz kaldık. Bunları yaşadık. Belki de iş yerinde veya aile ziyaretlerinde, herhangi bir düğünde örneğin sürekli karşımıza çıktı. Bu insanlar sürekli şikayet eden ancak hiçbir zaman çözüm sunmayan birileri olabilir. Bu insanlarla çalışmak zorunda oluyor olabilirsin. Sürekli şikayet eder ama size bir türlü çözüm sunmaz. Veya çevrenizdekiler hakkında sürekli olumsuz konuşup kendi kendine büyük bir drama yapıyor olabilir. Bu olumsuz insanlar belirgin derecede karamsar olabilir ve bu karamsarlığından dolayı herkesi tüketebilirler. Vampir gibi insanın enerjisini çekebilir. Zarar veren enerji ve dram her yerde onları takip eder. Murphy'nin yasaları. Eğer dikkatli değilseniz sizi de kaosa ortak ederler. O yaşayacağı olumsuzluklara ortak ederler. Enerjinizi ve motivasyonunuzu korumak için hayatınızdaki olumsuz insanlarla baş etmeyi artık öğrenmelisiniz. Şimdi size 7 tane stratejiyi anlatmak istiyorum. Bunları lütfen bir kenara not alın ve hayatınıza yansıtın. Mükemmel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Biiznillah. Şimdi birinci strateji şu sevgili arkadaşlar. Pozitifliği dile getirin. Eğer pozitiflik sizin dilinizdeyse, yani olumlu cümleler sizin dilinizdeyse eğer, kimse biiznillah sizi yıkamaz. Hani Peygamberimiz buyuruyor ya, bela insanın diline bağlı. Olumsuzlukları hayatına çekmen senin diline bağlı. O yüzden sen olumlu, pozitif ne varsa onu dile getir. Onu gündemde tut ki sana zarar vermesin olumsuz insanlar. Kimsenin olumsuz düşüncelerinin veya kaba yorumlarının sizi hayal kırıklığına uğratmasına ya da kendinizi nasıl gördüğünüzü etkilemesine izin vermeyin. Hani sizi gördüğünde sen kilo almışsın, işte yaşlanmışsın gibi cümleler söylediğinde bu sizi etkilemez. Eğer olumlu cümleler siz söylerseniz ve o şekilde zihninizi tutarsanız. Yani olumlu kalın ve yaşamınızdaki olumsuz kişilerle daha az vakit geçirin. Yani sizi aşağı çekecek insanlarla az vakit geçirin. Selametle deyin ve devam edin, gidin. Şimdi ikinci adıma gelelim. İkinci strateji şu. Şikayet edenler giremez. Büyük bir tablo gibi düşünün. Merhamet altına da merhametimle oynatma. Yani merhametimi olumsuz insanların oyuncak olmasına müsaade etmem. Şimdi bunu biraz açmak istiyorum. Şikayet eden insanlar sizin hayatınızı asla güçlendiremez. Bir kere bunu kafanıza koyun. Asla çözüm önerileri sunmaz. Faydası olmaz zaten çözüm önerilerinin. Yalnızca sorunları gösterirler. Nerede problem var? Hep onu gösterirler. Hep sıkıntıları size gösterirler. Sizin fikirlerinizi sizden çalar, size karşı kullanır. Ve bununla beraber sizi duygusal merhamet partisine zorla davet eder. Ağlar, sızlar, şikayet eder ve o partide sizi mahveder. Yani bir merasim yapar. Öyle düşünün. Bir arkadaşınız veya meslektaşınız bu şekilde konuyu duygusallaştırarak sizin enerjinizi çekmeye başlıyorsa o zaman oradan ayrılır. Kibarca ve nazikçe bir mazeretinizi gösterin veya uydurun, çıkın oradan, ayrılın, yoksa sizin enerjinizi tüketecek. Onlarla sosyalleşmeyi bırakın. Bunun yanında üçüncü strateji ise negatif çalışanları dışarıda tutun. Zehirli bir personel tüm işinizi etkileyebilir. Yani iş arkadaşınız zehirli ise o insan sizin işinizi, performansınızı negatif etkiler. Eskiden olumlu çalışanlar zamanla memnuniyetsizlik belirtileri gösterebilir veya daha kötüsü negatif iş arkadaşlarının davranış alışkanlıklarını benimsemeye başlayabilirler. Yani üzüm üzüme baka baka
kararır. Olumsuz bir iş arkadaşınızla ne kadar çabuk anlaşırsanız durumunuzu o kadar çabuk çözersiniz. Örneğin bir toplantı yapın, endişelerinizi iletin ve kişiye değişme şansı verin o olumsuz insana. Zehirli davranışı devam ederse gitmesine izin vermenin vakti gelmiş olabilir. Şimdi gelelim belki de en önemli stratejilerden bir tanesi, savaşmayın. Gereksiz muhabbete lüzum yok. Laf yetiştirmeye lüzum yok. Tartışmak yerine olumsuz yorumları yok sayın. Duygularınızı kontrol edin ve o durumun tırmanmasını önleyin. Gereksiz çatışmadan uzaklaşın. Çünkü eğer siz cevap vermeye başlarsanız karşıdaki kişiye konuşma hakkı verirsiniz ve laf uzar gider ve siz sürekli orada bir bataklığa düşmüş insan gibi bataklık sizi aşağı çeker. Dolayısıyla onlarla tartışmak yok. Konuyu kapatıp laf yetiştirmeye çalışmayacaksınız. Şimdi gelelim 5. önemli stratejiye. O insanların durumunu analiz etmeyin. Hiç de önemli değil. Yani anlamaya çalışma. Çünkü vakit nakittir. Bununla beraber negatif insanlar çoğunlukla mantıksız davranabilir. Mantıklı olsaydı zaten her zaman negatif tarafa bakmazdı. Dolayısıyla mantıksız davranabilir, bunu kabul et. Onların mantıksız davranmalarını anlamaya çalışma. Yani onların davranışlarını anlamaya çalışırsanız zaman ve enerjinizi boşa harcarsınız, yorulursunuz. Çünkü hayat o insanları anlamaya çalışmak için çok kısa. Şimdi gelelim 6. maddeye. Bir destek sistemi geliştirin kendinize göre. Nefes al ve nefes ver. Devamlı. Sakinleşmek için. Bunu yapın. Bu aynı zamanda sadece nefes alıp verme değil, bunun yanında da olumlu arkadaşlardan oluşan bir ağ kurun. Bir network kurun. Kendinizi aşırı duygusal hissettiğinizde bir arkadaşınızı veya danışabileceğiniz bir insanı arayın. Ve sakin bir şekilde durumu, tarafsız bir şekilde ona açıklayın. Çoğu zaman başka bir kişi size farklı bir bakış açısı veya yeni bir yaklaşım sağlayabilir. Zaten başka bir bakış açısı ile bakarsan hayata, nefes alıp verme gibi seni nasıl bu egzersiz rahatlatıyorsa bakış açısı kazanmak seni rahatlatır. Şimdi gelelim 7. stratejiye. Sınır her şeydir. Karşıdaki olumsuz insanı dinlemek zorunda değilsiniz. Bunu kafanıza koyun. Yani olumsuz insanı dinlemek için kendi üzerinize bir baskı yapmayın, baskı oluşturmayın, baskı hissetmeyin kendinizde. Aksi halde bu olumsuz enerji sizin hayatınıza sızar ve sizin tutumunuzu, davranışlarınızı etkiler. O yüzden sınırlarınızı ayarlayın, aranıza o insanlarla mesafe koyun. Samimi olmak zorunda değilsiniz. Olumsuz birinin etrafında olmanız gerekiyorsa etkileşimlerinizi kısa tutmaya çalışın. Yani 1 saat yerine 5 dakika dur yanında. Hani sıla-i rahim diyorlar, akraba ziyaretleri, bayramlarda gittiğin yerler. Sen 1 saat oturmak zorunda değilsin veya 1 hafta orada kalmak zorunda değilsin. 3 dakika kalman yeterli. Daha ne var ne yok diye başlıyorsa eğer olay negatif tarafa gidecek demektir. O yüzden müsaade isteyin ve oradan ayrılın. Sınır koyun. Şöyle diyelim, o insanın negatif davranışını kontrol edemezsiniz. Bunu bir kere kabul edin. Yani ağzına bant yapıştıramazsınız o durumda. Ama onunla konuşup konuşmayacağınızı kontrol edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu 7 maddenin yanında da sizin en çok görüştüğünüz sosyal medyada fenomenler. Eğer olumsuzsa, sizi aşağı çekiyorsa bırakın takip etmeyi. Veya haberler sizi negatif etkiliyorsa onlarla da aynı yöntem ve taktiklerle aranızda mesafe koyun. Haberleri kapatın. Eğer diziler veya filmler sizi aşağı çekiyorsa, enerjinizi çekiyorsa onlarla mesafe koyun aranıza. Bunları yaparsanız, bu dediklerimi yaparsanız işte o zaman arzuladığınız hedefinizi net bir şekilde görürsünüz. O zaman enerjiniz olur hedefinize doğru gitmek için. Aksi takdirde sizin sabah kalktığınızda biriktirdiğiniz %100 enerjiyi olumsuz insanlar, olumsuz filmler, olumsuz şarkılar, olumsuz haberler sizden çekecek. Öğlene kadar enerjiniz kalmayacak. Kalmadığınızda da herkesin arzuladığı hedefler var. O hedeflere ulaşamazsınız. Bu mümkün değil. O yüzden enerjinizi israf etmemek için, hayatınızı israf etmemek için Peygamberimizin bir hadis-i şerif var. Kendini bil ki
ömrün zayi olmasın. Kendini bilmeye çalış. Kendini bilmek için çaba göster. Kendini bilmek şahsiyet gelişimiyle olur. Kendini geliştirmek de olur. Biz yıllardan beri Almanya'da, Avrupa'da yaşayan insanlara olumsuzluklardan nasıl kurtulacağını, aşağı çeken enerji vampirlerinden nasıl kurtulacağını onlara gösteriyoruz. Bununla beraber o içindeki potansiyeli nasıl kullanacağını, nasıl değerlendireceğini adım adım takipli sistemle, online sistemle onlara 3 ay, 6 ay, 1 senelik programlarla yol gösteriyoruz. Onlar da biraz önce dediğim gibi enerjisini çeken ne varsa, ayak bağları ne varsa onlardan kurtularak, düşünsenize ayak bağlarından kurtulduğunuzu düşünün. Ne kadar hızlı gidersiniz. O içindeki aslanı uyandırarak arzuladığı hedefe, ev, araba, aile, huzur, mutluluk neyse artık, kişisel ve şahsiyet gelişimine oraya çok kısa sürede ulaşabiliyor. Eğer siz de artık yeter diyorsanız, artık vakti geldi diyorsanız, artık olumsuz insanlardan kurtulmak istiyorum, olumsuzluklardan kurtulmak istiyorum ve içimdeki aslanı uyandırmak istiyorum, hedefime ulaşmak istiyorum, ben de güzel hedeflerime ulaşmak istiyorum diyorsanız, o zaman bizim eğitimlerimize, online programlarımıza katılmak için hemen aşağıdaki linke tıklayarak formu doldurun, gönderin. Her şey uyarsa, güvenirsek birbirimize sizinle 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik programlar yapar. Haftalık seminerlerimizde sizleri arzuladığınız hedefinize biiznillah götürürüz. Binlerce insan hayatını değiştirdi. Instagram'da İsa Mail'e girin. Bakın, feedback kısmında hayatının değişimine vesile olduğumuz insanların feedbacklerini okuyun. Siz de görün, güvenin, inanın. Siz eğer kendinize inanırsanız, başarabileceğinize inanırsanız siz de eğitime o zaman katılabilirsiniz. Hazır olana hazır yetişir. Eğer şimdi siz de eğitime katılmak istiyorsanız videonun altındaki linke tıklayın. Formu doldurun, gönderin. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.